Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. desteklerinizin devamını bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Öğrencilerin sınavlarda iki şık arasında kalarak e, puan kaybettiklerini gördüm. Bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Bazı e, ikilemli noktalar var. Onlara değineceğim. Artık e, bundan sonra iki şık arasında kalarak e, puan kaybetmeyeceksiniz. Bir bakalım. Buyurun. Evet, ikilemler. Öğrencilerin iki şık arasında kalarak sıkıntı yaşadığı noktalar nelermiş? Bir bakalım. Fiil e, çok demek. Zeya da çok demek. Peki hocam aradaki fark ne? Eğer e, isim geliyorsa fiili kullanırız. Çok param var, çok zamanım var, çok arkadaşım var, çok kitap okudum. Eğer bu kelimelerden sonra isim geliyorsa fiil kelimesini kullanacağız. Ama isim gelmeyip fiilin yanında kullanıyorsak çok yorgun oldum, çok çalışkan oldum, çok akıllı oldum. O zaman da zeya'yı kullanacağız arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bakın örneğe bakın. İhabet değil, geld. Bakın gel büyük harf yazılmış. İsim olduğu için fiili kullandık. İh bin zeya Müde çok yorgun oldum. Bakın Müde sıfat olduğu için burada zeya'yı kullandım. Fiille ilgili e, bir noktaya daha değinmem gerekiyor. Şimdi normalde artikeli diye olan kelimelerden önce gelen isimlere e harfi getiriyorduk. Ama fiilde farklı bir nokta var. Fiilden sonra isim gelecek. Ama çoğul kelime gelirse artikeli diye oluyor. Zaten bütün çoğulların artikeli değildir. Çoğul kelime gelirse biz fiile e ekleyeceğiz. Bakın fiile büha. Büha çoğul olduğu için e getirdik. Ama aşağı bakın. Bir fiil uva. Uvanın da artikeli değil. Ama tekil olduğu için fiile ya da bir fiile e getirmiyoruz. Buna dikkat edelim. Evet iki. Alle Herkes demek alles her şey demek. Alle çoğul çekilir. Alles tekil çekilir. Bakın bunlar B1 sınavlarında soruyorlar. Alle gehen. Herkes sınavaya gidiyor. Alles ist. Bakın ist tekil çekmişim. Her şey yolunda demek. Family ile elten arasındaki farkı anlatacağım. Aile tekil çekilir arkadaşlar. Topluluk için isimleri tekil çekilir. Mesela Türkçe düşünün. Ordu geliyor dersin. Ordular geliyorlar demeyiz değil mi? O yüzden aile de topluluk ismi olduğu için tekil çekeriz. Ama elten ebeveyn anne baba demek iki kişi olduğu için bunları çoğul çekeriz. Bakın örneğe bakın. my family won't. Won't bakın. E, sadece T harfi getirdim. Erzi'ye göre çektim. Tekil çektim. Ama meine Eltern wohnen, wohnen. Bakın en getirdim. Unutmayın. iki kişi olduğu için bunları çoğul çekeceğiz. Bakın sınavlarda bu şekilde soruyorlar. Devrik, cümleyi devrik veriyorlar. Normalde burada Dein Eltern gefeilt mein Auto. Özne mein Auto. Niye? Bakın gefeilt çekildiği için. Arabam anne babaya anne babanın hoşuna gitti. Bakın burada deyin yaptık. Neden? Elten çoğul çekiliyordu. O yüzden bakın çoğul e, datiflerde gefalın fil datif alıyor. Çoğu datiflerde biliyorsunuz artık el deyin oluyor. Onu göstermek istedim. Şimdi daha net bir şekilde e, cümle kurdum. Bakın maynen elten. Buradaki eni maynen ekliyoruz. Benim arabam anne babamın hoşuna gitti. Niye? Gefalın datif alıyor. Anne babamın hoşunu gitti olmaz. Aslında aynı Türkçe. İlk önce artikelli yazdım. Deyin eltern yazdım. Sonra iyilik zamirine göre ayarladım. Bakın maynen eltern. Bu şekilde devrik soruyorlar. E, halbuki özde main autodur. Özeler biliyorsunuz nominatif, ta, nominatif halde olur. Bunları daha önce açıklamıştım. Hatırlayın. Dein eltern ya da maynen eltern katif halde olduğu için, çekimlendiği için bunlar nesne oluyor. Cümlenin devrik olması kafanızı karıştırmasın. Bir nokta daha değinmek istiyorum. Bir de ferin var. Ferin, inden ferin, tatil demek. Arkadaşlar bundan sonra da çıkıyor. Ferin, tatil kelimesi de çoğul çekilir. Bakın inden ferin dedim. Çoğullarda biliyorsunuz datif de artikel değin olur. Diğer bir nokta. Aynen man adamı. Aynen birini demek. Aynen olduğu zaman zamir oluyor arkadaşlar. Aynı Frau bir bayanı, aynı birini demek. Ain Kind bir çocuğu, eins birini demek. Das artikelin eee sesini getiriyorlar. <laughs> pardon. Kein Auto araba yok demek. Keins yok demek. Yine das artikelin sesini getiriyorlar. Orada zamir oluyor. Şimdi zamir ee, kullanınca tekrar isimden bahsedilmez. Ahmet arkadaşımdır. <laughs> Pardon. Ahmet arkadaşımdır. Nokta. O Almanya'ya gidiyor. O dedikten sonra tekrar Ahmet'e deme, Ahmet demeye gerek yok. Onun gibi düşün. Bunlar bu şekilde sınavda soruyorlar. Nick mema yapıyor. Cümleyi olumsuz yapıyor. Nix hiçbirini demek. Oradaki S geldiği zaman Das'ın S'si onun e, zamir olduğunu anlayacağız. Örneğe bakalım. sehe er ein Kind. Bir çocuğu görüyorum. İzeh er ein birini görüyorum demek. Şimdi izeha ayin sonra bir daha isim getirmeye gerek yok. Sorularda bakarsınız. Eğer yanında ekstra isim yoksa onun zamir olacağını anlarız ve aynısı kullanırız. İhkaf ve kain auto araba almıyorum demek. İhkaf ve kains hiç birini almıyorum anlamına gelir. İhessenik das ops meyve yemiyorum demek. Ama İhessenik Hiçbirini yemiyorum demek. Buradaki nix zamir oldu. Bakın dasın s'sini nix'e getireceğiz. Nix olur, kains olur, ains olur, s varsa bunlar zamir olur. Ekstra bunların yanında e, isim kullanmayız. Bunu unutmayın. Ahmet arkadaşımdır nokta. O Almanya'ya gidiyor. O Ahmet Almanya'ya gidiyor demeyiz. Çünkü o onun zamirini kullandık. Neden? İlk cümlede zaten kim olduğu belli. Burada da Sonunda s olan bir kelime görürseniz onun zamir olduğunu anlayacağız. Tekrar isim kullanılmaz. 5. Edat mı bağlaç mı? Çok basit. Edattan sonra isim gelir. Bakın, biz tas etsin. Yemeğe kadar elimi yıkarım. Ama bağlaç olduğu zaman unutmayın, cümle gelir. Yemek yemeden önce, yemek yem, yiyene kadar elimi yıkarım. Yemek yiyene kadar elimi kullanırım, yıkarım. Özellikle bis'i kullandım. Bakın bis'in e, edat hali de aynı. E, bağlaç e, ya, hali de aynı. Yazılışları aynı. E hocam ben nereden bileceğim? Çok basit. Bağlaçtan sonra cümle gelir. Ama şunu unutma bakın burası önemli. Cümlenin cümle olabilmesi için özne ve fiil en azından özne ve fiilin gelmesi lazım. Normalde özne fiil nesne. Ama en azından özne ve fiil olması lazım. Bu ikisinden taviz yok. Bakarsınız i Essen, esse. Bakın. ih var. Özde var. Fiil var. Buradan alacağız ki bir bağlaç. Yani cümle. O zaman buraya bağlaç getireceğiz. Bağlaç cümleleri bağlar. Adı üstünde bağlaç. Neyi bağlıyor hocam? Cümleleri. E nasıl bağlayacağız? Bağlacınızın gramatik özelliğine göre. Biz bağlacı fiili sona atar. Bakın fiille bitti. Fiille başlamış. Kralı kral karşılar. Sizin cumhurbaşkanınız başka bir ülke gittiği zaman onu gittiği ülkenin cumhurbaşkanı karşılar. Mesela aklınıza kalsın diye söylüyorum. Demek ki mesela sınavlarda böyle sorurlar. İşte buraya nokta nokta koyuyorlar. Bakın aynen böyle. Diyorlar ki buraya ne gelecek? Bakacaksınız ki özde var. Ih. Fiil de var. E, tamam anlayacağız. Demek ki buraya bağlaç gelecek. Nasıl bağlaç? Fiili sona atan bir bağlaç. Sonuçta buraya edat gelmez. Altı. Edat mı bilen fiil mi? İhko memit nokta ve mit Ayşe. Şimdi bu iki miti öğrenci karıştırıyor. O yüzden bu noktaya değindim. Edatlardan sonra isim gelir arkadaşlar zorunlu. Hangisinde isim gelmiş? ve mit'ten sonra nokta gelmiş, isim gelmemiş. Tamam, burada başka bir iş var. Demek ki bu edat değil, ayla bilen fiil. ve mit Ayşe. Bak burada mit Ayşe isim gelmiş. Tamam, demek ki bu edat, ayla bilen fiil değil. Tamam, yazılışları aynı mit mit ama e, her sakallıyı hoca zannetmeyin. Görevleri farklı. Şimdi ihkome mit nokta ayla bilen fiil. Ama ihkome mit Ayşe buradaki common fiili normal common fiili. Mit lazım oldu dışarıdan getirdik. Unutmayın edatlardan sonra isim gelmek zorunda. isim gelmiyorsa ayla bilen fiildir. Gefallın mak mı? İkisi de seviyorum demek. Das Eis gefällt Dondurma hoşuma gitti. Bu gefalın fiilinde eşya ile başlarız. Ben dondurmanın hoşuna gittim, olmaz. Mövgünü kullandığınız zaman ihmak deriz. Biz buradan alacağız. Aslında Ali Türkçe. Dondurma hoşuma gitti dersin. Ben dondurmanın hoşuna gittim, olmaz. Soru geldiği zaman özne nesne mi yoksa insan mı ona göre karar vereceğiz. Özne nesneyse gefalını kullanacağız. Sekiz. Habun mu eskit mi? Bunların anlamları aynı. Abın sahip olmak. Ama biz var diyoruz. Türkçe kısaltmalara değineceğim. Eskip de var. E bunların anlamları aynı olduğu, karıştığı ne yapacağız? Onu belirtmek istiyorum. Eğer bir kişiden bahsediyorsak, ben, Ahmet, Mehmet, sen, o zaman habını kullanırız. Ahmet'in arabası var, o zaman habını kullanırız. Ayşe'nin çantası var, o zaman habını kullanırız. Ama bir mekandan bahsediyorsak, Evde masa var, okulda öğretmen var, dolapta elma var, çantada kalem var. O zaman eskipti kullanırız arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bir kişiden bahsediyorsak Habun, Erhat, Ali Hat, Auto, Ayşe Hat, Taşe. Bir mekandan bahsediyorsak o zaman da eskitti kullanırız. Dokuz bitireceğim. Habun'umuz Zayn mı? Bakın bunlar B1 sınavlarında soruyorlar. Habun sahip olmak demek biz bir eşyaya sahip oluruz bir eşyaya. Eşyalarda, nesnelerde büyük harfe yazıldığına göre bundan sonra gelen kelime büyük harfe yazılmalı. Hunga açlık demek, açlığım var yani açın Zayından sonra gelen kelime de küçük harf olması lazım çünkü aç oldum, akıllı oldum, zengin oldum. Zayından sonra da sıfat gelir arkadaşlar, sıfatlar da küçük yazıldığı için zayından sonra gelen kelimeler küçük yazılır. Evet arkadaşlar. Öğrencilerin sınavlarda iki şık arasında kaldığı noktalara değindim. Umarım verimli de olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim. İyi günler.